Ayşe. Sıla nerede? Odasında Narin abla. Sağ ol. Narin abla. Heh. Ayaklanmasaydın hasta olacaksın gene. Yok iyiyim ben. Anam iyice bir terletti gece, attım bütün mikrobu. Geçmiş olsun hadi. Sıla, ne yapıyorsun? Geleyim. Sıla ne oldu? Canın bir şeye sıkıldı. Abin var ya abin. Boran'dan başka kim canımı sıkabilir ki? Ne o? Aranıza kara kedi girdi. Yalnız başıma dışarı çıkmama izin vermiyor. Korumaları da tembihlemiş. Kaçacağım sanıyor. Sen buna kızdın. Daha ne olsun, hapis hayatı yaşatıyor bana. Abim seni sokağa bırakmıyorsa sadece kaçacağım diye değildir. Tabii bir kere denediğin için tedbir alıyordur ama inan tek sebep bu değildir. Ne yani? Beni eve kapatmaktan zevk mi alıyor? Ha, hoşlanıyor. Tövbe tövbe. Olur mu hiç Sıla? Biz çok büyük bir aşiretiz. Abimin seven olduğu kadar düşmanı da çoktur. Hem zaten bizim buralarda öyle gelinlerin bir başına dışarı çıkmasına pek izin verilmez. Sadece sen değil, Yezda da çıkamazdı. Ona da izin vermezdi. Yezda? O kim? Abimin eski karısı var ya. Boran daha önce evli miydi? Evet. Sen bilmiyordun. Hayır. Kimse bana hiçbir şey söylemedi. Oo, sen nasıl duymadın? Abimle Yezda'nın aşkı destan olmuştur. Herkes hala anlatır birbirine. Yezda Şervanların ağa kızı. Güzelliği bütün Mardin'in dilindeydi. Abim de bir düğünde görmüş onu. Görür görmez de sevdalanmış. Yezda da abime tabii. Ama zorlu bir sevda onlarınki. Şervanların mezhebi farklı bizde. Ne bizimkiler onları ister ne de onlar bizi. Üstelik bir de kan davası vardır aramızda. Yıllardır devam eder. Şervanlar benim dedemi öldürmüşler. Ama abim ne kan davasına ne de mezhep ayrılığına kulak astı. Yezda'yla evlenebilmek için babamı karşısına aldı. Üç köy birbirine kattı. Geleceğinden vazgeçti. Yezda da, abim de sevdaları için canlarını hiçe saydılar. Yezda! Eğer ki oyunu tutarsan buradan ikiniz de canlı çıkamazsınız. Onların aşkına kimse karşı duramadı. Düğünleri, şölenleri, dillere destan oldu. Abim Yezda'yı, Yezda da abim mutlu edebilmek için iki dünyayı bir araya getirirlerdi. Gerçi bir şey yapmalarına da gerek kalmazdı zaten. Onların sevdası bakışlarında saklıydı. Yezda bu eve gelin geldiği günden itibaren bir gün olsun elini tarağa vurmadı. Abim her sabah, her akşam öyle öpe okşaya taradı saçlarını. Boran. Tabii, abim sevdiği için her şeyi yapar. Onlar bir başkaydı hep. Yezda da abime kitap okurdu. Çok severdi karısından şiirler, hikayeler dinlemeyi. Zannedersin dünyada bir tek ikisi var. Bu oda onların mıydı?
Olur mu hiç? Abim böyle bir şeye izin verir. Onun odası kilitli. Öldüğü günden beri hiçbir eşyasına dokunulmadı. Peki neden öldü? Baba. Karımın üstüne kuma getirecek değil. Kaç yıl oldu? Karın da öl vermeyin. Bilmez misin? Soyumuz kuruyor oğlum bu kız yüzünden. Gel şu kıza he de. Hecan hem çok güzel hem aklı başında bir kız. Sana çocuklar verecek. Yüzünü güldürecek. Hecan bizdendir. Örfü, adeti, töresi bizdendir. Öteki gibi yaban değildir. Karımla bizim tek töremiz sevdamız. Bundan başka bir şey beni ilgilendirmez. Yezda, yezda. Yarın bir kadına hürmet gösterecek değiliz. Önce kolumuz sonra gönlümüz olmalı. Senin o pek kıymetli avradın yüzünden aşiret içinde başımız yerdedir. Bilir misin dışarıda senin için neler söylemektedirler? Elin kızını düşünemem ben. Ana, sözlerinle karımı kirletme. Atanın, ananın, törenin sözünü ezdirmem sana Boran. Hecanla düğün kuracaksın. Üstelik bir evlat verdiğinde de asıl karın onu yapacaksın. O kadar. Yezda. Kadınım, Yezda. Sakın duyduklarına gözyaşı dökme. Senden başka kimseyi getirmem buraya. Senden başka kimseye kadınım demem. Boran. Anam da atam da haklı. Sen Heyecan kızla evlenmelisin. Ne diyorsun sen Yezda? Sen bu aşiretin geleceğisin. Yakında ağa olacaksın. Senin dölün olmadıkça itibarın da yürümez. Benim kadınlık kusurum yüzünden başın öne eğilmesin Boran. Sen benim yüzüm yere eğmezsin. Güldürürsün. Bir tek seni seviyorum. Olacaksa senden çocuğum olsun. Başka kimseden istemem. Bir çocuk için senden vazgeçmem. Şimdi sorsan inkar eder ama o zamanlar anam da çok geldi üstüne kızcağız. O da kendini bir sorun gibi hissetti abimin hayatında. Abim baba yapamadığı için harap etti kendini. Bu ne saçmalık? Hangi çağda yaşıyoruz? Neden doktora gitmediler? Benim tıp çok ilerledi. Bir şekilde artık isteyen herkes çocuk sahibi olabiliyor. Tabii ki doktora gittiler. Ama doktor ne dedi? Kusur kimdeydi? Neden çocukları olmuyordu? Biz hiç bilmedik. Abim hepsini saklı tuttu. Yezda da bu yükü daha fazla taşıyamadı. Böyle adalet olur. Yezda! Yapma Yezda! Yapma Yezda! Yezda hayır! Böyle adalet olur mu? Töre. Abim bir daha kendisini böyle sevecek bir kadın istemedi. Yezda'nın ölümünden hep kendini suçlu tuttu. Zaten ben birbirini böyle seven başka kimse de görmedim. Yezda öldüğünden beri tam 2 yıldır onun ölüm yıl dönümünde gidip o uçurumdan güller bırakır.